Günaydın, günaydın dostlarım. Sizlere hem bir iyi haberim hem de bir kötü haberim var. Birincisi kahvaltı açık büfe. Güzel olan. İkincisi telefon şarj aletimi Tayland'da unuttum. Veronica yanına aldı, Los Angeles'a götürdü hatta. Kötü haberim de. Tabii ki de yine The Cesar Collection tişörtümle başladım. Dediğim gibi bu videoları izleyenlere sana özel kuponuyla %10 indirim yapıyoruz. Bilginize sadece YouTube izleyicilerine özel bu. Orada alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi gidelim kahvaltımızı. Bakalım neler varmış, neler beraber keşfedelim. Otel çok güzel. Hava güneşli bugün. Her şey şu ana kadar çok güzel ilerliyor. Bakalım. Bugün Hayta kardeşimiz de gelecek bugün. Otururuz, bir planlama yaparız. Çünkü Berat da geliyor 3-4 gün sonra. Eve çıkmam lazım gibi bir şey. Böyle eşyalarla çok uğraşmak istemiyorum. Bir yere koyup sürekli yola devam etmek istiyorum. O da işte bir tane ev olacak galiba. Şimdi burada açık büfe tarafı var. X-Station burası. Burada istediğin, hi guys. İstediğin yumurtayı seçiyorsun. Can I get scrambled eggs? Yeah. Anything else? Anything else? We have scrambled eggs. Here just we have also eggs. Waffle here. Huh? Waffle? Waffle? Mm-hmm. Yeah. Could be waffle as well. Would you like with the topping? We have a caramel, peanut, blueberry. Peanuts and banana. Peanut and banana. Banana. Topping. Yeah. Topping. One scramble, one waffle with peanut and yeah. Banana. Exactly. Thanks. And so you much. Want room 112? Huh? 112? 111. 112. Your room number. My room number 120. Oh, 120. 120. Burada da açık büfe tarafı mevcut arkadaşlar. Buradan yumurtanı ya da waffle'ını yaptırıyorsun. Buradan da istediğini yiyorsun. Mesela cream spice mushroom. Chicken. Beef sausage var. Baked bean. Pişmiş. Fasulye. Bunlar bizi bozar ya. Yalnız sabah yumurta ve waffle güzel gider. Buradan ekmeğinizi alabilirsiniz. Gayet güzel kahvaltısı da. Yeterli. Fazla. Çok güzel. Sabah böyle güzel uyanıp yine güzel başlamak keyifli olsa gerek. Bayağıdır yapmadık çünkü. Böyle uyandığım yerde kahvaltı yoktu. Manzaramız da bu şekilde. Çok güzel. Kahvaltımızı böyle bir manzaraya karşı yapıyoruz. Çok keyifli. Waffle yaptılar. Bir tane de şöyle ekmeği aldım bir de. Temiz. Evet, bakın kimler burada. Efendim, kaliteli bir akşam. Kaliteli bir akşam. Kaliteli bir öğün. Neredeyiz? Kanka, Forge'dayız. Bali'nin en kaliteli restoranı burası. Amerikan restoranı. Şu an kendimi seninle birlikte Miami'de hissettim. Friday'de evet, işte. Kopenhagen'a selam olsun burada. Kanat yiyorduk. Kanat yiyorduk, yine kanat yiyorsun. Aynen. Hoş geldin Bali'ye. Hoş bulduk kardeşim. Teşekkür ederiz her şey için. Ne demek abi? Bir de şunu söyleyeyim. Yani Miami'den sonra burada görünce ne kadar kilo vermiş. Harika bir forma ulaşmışsın ya. 25 kilo gitti. 25 Amerika kilo. Forması. Vay be. Sağlıklı besleniyorum. Amerika adam böyle değiştiriyor işte. Porsiyonlar büyük Amerika'da. Yanımızda Buket var. Merhabalar. Ne haber Buket? İyi, siz sormadınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadardır geziyorsun sen de? Ben 1,5 yıldır geziyorum yaklaşık. Oo, çok aynen. İyi. Dünya turundayım. Süper. Sadece Asya'daydım. Full Asya'daydım. Evet, Bali'de Haytay'la birlikte turları organize beraber çalışıyoruz. Evet. Şu anda Buket'in de YouTube kanalı var. Çok iyi, onu da takip edin. Sağ ol. Adı ne? Buket? Buket Karakol. Haytay yollarda. Prodüksiyon. Ne yiyoruz arkadaşlar? Sezar salat. Salatamız var, koşu yumurtalı. Prawn'ımız var. Size chicken wings var. Amerika usulü ve domates çorbası. Anam babam usulü domates çorbası. Allah'a billah. Afiyet olsun. Şey. Ve bunların hepsi kaç para tutuyor? 50 TL mi? Abi şu yediklerimiz 30 dolar falandır yani. 30 dolar değil mi? Max 40 dolar. Ya bir sürü şey var. Daha bir de ben hamburger söyledim. Ben hayvan mıyım ne? Hamburgerin geldi. Geldi mi? Bak hamburgere bak. Bir de helal olarak yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. En güzel avantajı bu. 250 gram et var içinde. 99 6 dolar. 250 gram et var içinde. Çok iyi. 3 tane. O zaman afiyet olsun arkadaşlar. Haytacığım neredeyiz ya? Seminyak sahil. La Plancha burası. Bali'nin en popüler yeri. Yani şu an hava kapalı olduğu için maalesef. Sakin ama normalde tıkım tıkım. Full dolu. Evet. Böyle pufflar var arkadaşlar. Şemsiyelerle beraber. Burada oturup bir şeyler içiyoruz. Müzik de ama çok ses geliyormuş onun. Adamın dövmelerine bakın ya. Çok iyi. Oturalım kanka. Şöyle bir sahile gideyim geleyim şöyle. Yani insanlar yine bayağı var ya. Hava kötü olmasına rağmen. Yani hava çok sıcak arkadaşlar. 30 derece ama boluk gördüğünüz üzere. Her an yağmur yağacakmış gibi böyle. Ama keyifli ya. Ben Bali'yi sevdim. Burada Seminyak'tayız şu an. Top oynayanlar var.
Aa maç yapıyorlar. Ulan var ya tam benlik aslında. Gene futbolu gördüm dayanamıyorum. Nerede fasını? Evet dostlarım, yanımda kimler var? Efecan ve Gizem var. Hoş geldiniz. Sen hoş geldin. Aslında ben hoş geldim doğru. Kendileri İzmirli, memleketlim. Orçun abi sayesinde tanıştık, evet, sosyal medyada. Orçun'a selam olsun. Orçun'a da buradan selam olsun. Onu da takip edin. nasıl gidiyor Bali? Abi çok iyi. Güzel. Plaj biraz fazla ağzıma girdi. Sana bir şey söylemeyeyim. Yakışıklılığın 2x arttı. Adam plaj istemiyorum dedikçe ben yaptım. Gizem sence nasıl gidiyor? Bence çok güzel. Çok iyi değil mi? Zaten siz daha önceden geldiniz buraya. Bu bizim 3. gelişimiz. 3. Aynen. İlk geldiğimizde 1 ay kalmıştık. 2. geldiğimizde 2 ay kaldık. Bu sefer bakalım 3'ü olacağız. Bence güzel olacak bu sefer. Evet. Üçüncüler her zaman iyi olur. Evet, hoş geldiniz. Tamam. Şu an arkadaşlar bakın fiyatları göstereyim. Bu 7 dolar, 8 dolar ama kampanya var. At kendini içeri. Margarita pizza mesela 80k. Bu ne demek biliyor musunuz? 80'i 15'e bölüyorsunuz. Oradan artık matematikte siz çıkartırsınız. Kokteyller de mesela 80k. 15'e bölüyor. Tabii 15'e bölmesi lazım. 15.300 ya. Ben dolardan hesaplıyorum insanlara. TL'den hesaplamıyorum genelde. Dolardan 6-7 dolar civarı. Hatta bu 5 dolar falan, 5,5 dolara falan geliyor. Çok uygun. Pizzası da bu arada Napolitan tarzı. Burada çıkıyor birazdan. Gelince onu da göstereyim. Pizzanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? İtalya'dan özel üretim. Hocam. Hocam bir tane bir parça alabilir miyiz lütfen? Isırır mısın lütfen? Reklam çekimine geldik. Şov olur. Of bak şu peynir akacak. Abi tutamadım çok sıcak daha. Çok mu sıcak? Bak sos mos üstüne domates, Allah Allah. Ekmeğin üzerine sürdüğümüz domates soslarına benziyor arkadaşlar. Yanına da ekstra istedim sana. Bu mu? Bakayım mı? Abi çok tamam ya, bu var ya bu. Harbi bizim küçükken. O değil mi? O yani o. Bu o. Oğlum mükemmel ha. Bakayım mı? Şey bildin ya. Bu var ya biber salçası oluyor ya. Küçükken ekmeğin arasına sürdüm. Babaannemin yaptı. Heh. Annemin değil ama babaannemin. Babaannenin yaptı. Annen olsaydı inanmazdım zaten. Bize, arkadaşlar bunun fiyatı işte 7-8 dolara yiyebiliyorsunuz. 2 kişi rahat paylaşabilirsiniz. İçecekler de 2-3 dolara falan alıyorsunuz. Tutamadık çünkü çok sıcak. Ama şimdi Efecan zorlayacak sınırlarını. Efecan 28 yaşında. Koç burcu. Nasıl abi? Afiyet olsun. Django'nun en ünlü mekanının önünde. Allah'ım Bali Spor. Mekanın önünde sıra var burada da. Dans ediyor insanlar. İki tane karşılıklı mekan. Çok güzel arkadaşlar. Sahile doğru biz yürüyüş yapıyoruz. Burada Darıcı Ahmet var. Sensin. Sahile doğru geldik. Canım bıyıklara öldüm yalnız. Çok iyiydi. Yavruyu da almış arkaya. Yavrunuz bende diyor. Deniz kıvamında. Tabi şu an yağmur sezon olduğu için biraz seviye yükseldi, bir dalga çıkabiliyor. Bugün gittiğimiz yer umarım güzel çıkacak. O dört plajdan bir tanesine gidiyoruz bir jim içeri. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi gideceğimiz yer 3 saat sürecek arkadaşlar. Göksü böyle doluştuk gidiyoruz. So beside Kuta, rehberimiz. In Bali, such as Ubud. Saatlik bir yol. Kültür tarihi miraslar. Aşağı batı bölgesi falan var Nusa'da. Orada su sporlarıyla ünlü bir yer. Denizaltı yürüyüşler, şnorkeling, dalış olayı ve Musa Penidorası'na yine dünyanın en ünlü dalış noktalarından bir tanesi. Arka taraf kuzey bölümü var, Ahmet diye bir bölge. Orası daha yeni turizm açıldı yaklaşık 3 yıldır. Orası da yine en ünlü dalış noktalarından bir tanesi. Şu an Semih Yap'tan. Buralarda tabelalar falan çok fazla göremezsiniz. İlçelere yönlendirme vesaire. Tanrı heykelleriyle nerede olduğunuzu anlarsınız. Göbeklere tanrı heykelleri vardır. Birazdan Semih Han çıkarken biraz tanrısını göreceğiz. Tanrılar diyarı Bali. Gördüğünüz her şeyin tanrısı olabilir. Koruyucu tanrı, araba tanrısı, evlilik tanrısı, çocuk tanrısı. Yani günün 8 saatini ibadet ederek geçirdiler Baliler, Hindular. Endonezya nüfusu yaklaşık şu an 290 milyon civarında. Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi. Fakat Bali'nin nüfusunun %90'ı Hindulardan oluşuyor. Sadece %10'luk bir Müslüman azınlık yaşıyor. Okay, ladies and gentlemen, on the right side is a prison or jail. Jail or prison, yeah? That's the biggest thing. It's for criminal. Yeah. If someone doing the criminal, this is the prison. The jail. Yeah?
Arkadaşlar şimdi buradan iniyorsun, buna biniyorsun. Böyle mülteci gibi bindirdiler bizi. Yağmurlu kağıt tanesi 1 dolardı, 15 rupi veriyorsunuz. ADV dahil. Şimdi tişörtü nereden aldın? Mesela her yerde Bali'deyiz. Şimdi beklediğimiz alanda sarun denilen bir bunlara özgü kıyafet var. Kız giydiriyor bize. Çok tatlı ya. What's your name? Ariane. Ariane, nice to meet you. Bizi giydirdi böyle. Yalnız benim deniz şortuyla uyumlu oldu, iyi oldu. Kardeşim bir tane daha çözmüşsün. Ben çözdüm. Çocuğa bak. Dolaşıyor ortalıkta ya. Çok tatlı. Böyle yaptı bak. Hayta kardeşim. Bana niye bunu söylemedin? Neredeyiz? Lampun mu yakmıyor? Lampuyan tapınağındayız. Geldik. Dünyadaki 7 büyük tapınaktan bir tanesi burası. Mükemmel bir yerdir, mistik havasıyla, arkasında Bahur Yanardağ manzarasıyla. En ikonik yer hatta ya. En ikonik yer. Fotoğraf çekilmek için insanların en çok geldi. Yolu olan. GoPro. Hemen bitiyor değil mi kardeşim? Evet, 20 dakika. Çünkü nefret ediyorum GoPro'dan. Ben de. O yüzden ne yapıyoruz? Buradan sponsor olan DJI'ye sesleniyoruz. Hala olmadı kimse ama olacak inşallah. Sığındık. Ne yapıyorlar burada Buket ya? Şu an kutsuyorlar girmeden önce. Türkçesinden. Hani bana, ben de istiyorum. Sağ ol tatlım. Hadi gidelim içeri. Şimdi geldik burada. Bekliyoruz. Tapınak şu. En ünlü yer. Fotoğraf çekilen. Değil mi orası? İnsanlar burada bekliyorlar. Merhaba. Bu şekilde. Sıra numaramız 216'ymiş. Şu arkadaşlar 10 dakika durduğu sürece bizim işimiz çok zor. Şu adama telefonunu veriyorsun. O aynayla beraber çok güzel görüntü oluşturuyor. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Tabi bilet numaranız da önemli burada. Aslında bu taraf da çok güzel. Şimdi orası ikonik bir fotoğraf çekimi ama bence buranın şekli daha güzel. Olayı falan daha mantıklı. Tam bir tapınağı hissediyorsun. Ama işte Instagramcılar, fenomenciler burayı ünlü ettiler arkadaşlar. Kim bunlar ya? Kim oğlum bunlar? Bali şaha kaldırmışlar. Vallahi billahi ya. Bak 207. Ekmek sırası gibi sıra bekliyoruz ya. Fotoğraf için. Bak olay bu şekilde. Geliyorum burada. Çocuk çekiyor. Görüyor musun? In the phone. Outside. Bak he's professional ha. He? Biz de yaptık aynısını az evvel. Abi çekildiniz mi? Nasıldı, güzel mi? Bakayım. Hemen gösterelim. Kendimiz yöntemi çözdük. Ha kendiniz çözdünüz. Bakayım. Kendin pişir kendin ye yapmış arkadaşlar. Değil. Benimkileri gösterme onları beceriyorum. Aa gayet güzel bence. Yakalamış mıyız size? Yani yakalamışsınız gayet. Aynen. Bir tek şurada iz çıkmış. Telefonu. O da aynadan mı? Ayna değil. Telefonu tuttuk altına. Telefonun case'i. Siz bayağı yaratıcı davranmışsınız. Şoktan sadece şey yapacağım. O yok olur. Baksana gayet güzel arkadaş. O zaman beklemeyelim. Siz çekin gidelim ya. Şurada iyi yakalamışım. Ufak bir parmak görünmüş. Aynen acık parmak olmuş. Siz nereden geliyorsunuz? Sizi de tanıtalım YouTube arkadaşlar. İstanbul'dan. Ne kadardır Bali'desiniz? 10 gün oldu. Bir hafta 10 gün. Peki Bali'ye notunuz kaç 10 üzerinden? Yaşam şekline göre aldığınız keyif. Türkiye'den misal bahsedersek. Bana sorarsan Türkiye biraz daha... Güzel. Yeme içme konusunda sıkıntılı. Kullandıkları yağlardan ötürü biraz zorlandı. Ama iyi genel olarak doğası tertemiz. Doğası İnsan çok güzel. Yapısı. İnsanlar naif en azından çok biraz naif, daha değil mi? Çok kibarlar. Hadi bakalım sıramız başladı. Sıraları geldi arkadaşlar. Buna kaç para ödeniyor biliyor musunuz? Ödenmiyor. Sadece... giriş ücreti verdik. Ha giriş ücreti içinde zaten. İçinde tikiyor. Buranın girişi 55 bin rupi mi? Evet. Aşağıdan okay. Da bir de 45 bin rupi de kişi başı. Ha. Arabayla. O zaman 90 bin yapıyor. O da yaklaşık bir 6 dolar yapıyor. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Rast gelsin. Bebi, bir ömrüyle mi gelsin? Burada da yine Türkiye'den temsilcilerimiz. Merhabalar. Nasıl geçiyor Bali tatili? Çok güzel. Güzel değil mi? Evet, keyifli baya. Yani senin de bekliyoruz. Senin de yaptığından hemen katılıyoruz. Abi inşallah. Artık inşallah ileride. Amerika mı olur?
Ben sahillere götürürüm abi sizi. Tamam, ben Bahamalar, sahiller. Eyvallah abi, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Yine yağmur başladı dostlar. Sıradaki destinasyon yemek yemeği restoran. Hola. Hola again. In here. Dilediğiniz gibi oturabilirsiniz. Manzarası çok güzelmiş ya. Aksan da güzeldi. Mis gibi. Orada ayrı bir grup, burada ayrı bir grup oturuyor. Efendim ne yiyoruz? Abi falan yeriz, et yeriz, tavuk yeriz. Ben bir kelle kırdıracağım. Elle yeriz, kelle. İlk yemekler geldi. Benimkisi pesto soslu tavuk makarna. Seninkisi ördek haşlama. Allah Allah. Kalamarımız da geldi. Oo, kalamar kocaman kocaman. Teriyakili tavuğumuz da var. Kaç para bunların hepsi? Kankacığım burası 20 dolar. 20 dolar maksimum değil mi? Buranın fiyatları bayağı uygun. Manzarası da çok güzel. Neredeyiz abi? Tirtaganga Su Sarayı'ndayız. Halen yine en popüler aynı sembolik yerlerinden bir tanesi. Hep gelmek istemişsiniz. Alınmış bir yer. İçeri geçebiliriz. İçeri geçebiliyoruz. Dayımız hallediyor işleri. Ama kasiye. Abi var ya, mükemmel bir yerdeyiz. Yani cennet. Aa, drone uçursak mı? İzin almamız gerekiyor. Fotoğraf bak Duran, drone aldık, uçuralım. Şuna gitmesin buralar, çok güzel. Oğlum neredeyiz lan? Sanki cennete indim ha. Şu su falan böyle iniyor. Gerçekten cennette yani. Gölde bir sürü var. Çocuklar dikkat edin ha. Mükemmel bir yer burası. Huzur doldum. Orada duş alanlar mı var? Ben mi yanlış görüyorum? Evet, duş alıyor adam bildi. Arkadaşlar bereket yağıyor. Böyle bir şey var mı ya? Yani ben buranın doğasına aşık oldum ya. Çok güzel yemiş. Havayı iyi anımsatıyor bana. Kokonat ağaçları, yeşillikler, ağaçların bütünlüğü falan mükemmel. Çok güzel. Şimdi otobüse geri biniyoruz. Şimdi Virgin Beach denilen bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Oradan da artık eve doğru yola çıkacağız. 3-3,5 saat belki de daha kısa sürecek. Stresliyim ben bu konuda biraz. Nereden geliyoruz? İstanbul. Sizce nasıl efendim? Çok güzel. Beklediğimizden çok daha iyi. Doğanın içinde kayboluyoruz değil mi? Evet. Çok güzel. Nefes alıyoruz. O İstanbul hengamesinden sonra yeşillik çok güzel. Güzel. Sen güzelsin abi. Eyvallah. Her şey güzel. Çok güzel. Eyvallah abi. Nasıl keyifler? Harika. Keyifler çok iyi. Süper. Ah, bizim bebe de uyuyor orada. İyi bak, oksijeni aldı gitti. Kesinlikle. İşte bizi biz yapan, gerçekten bize mutluluk sağlayan o yere geldik. Denizlere geldik. Neredeyiz abi? Virgin Beach'teyiz. Adadaki en güzel beachlerden bir tanesi. Kuzeyde volkanik kum. Siyah mı burası? Yani Hawaii siyah, gibi. Beyaz. Evet. Allah Allah. Nerelere gelse bayılırım. Bak güzelliklere bak, görüyor musun? Gençleştim şu anda. Çok güzel. Abi ben yürüyorum ya sahile doğru. Bakalım bu volkanik beach nasılmış. To the beach. Kardeşim her daim ikili YouTube. Burası tuvalet. Burada da para alıyorlar mı acaba? Yok, almıyorlar galiba. Oo, burası güzel. Ama dalgalar büyük ha.
Volkanikleri ama yani şurada kanka volkanik ya. Abla tabi hiç kulak kaldı. Güzelmiş. Geldiğinizde burada sonsuzluk havuzu da var bu şekilde. Küçük ama ya şu an var ya burada bir güneş olsa inanın bana çok güzel olur. Çekeyim mi sizi? Vallahi çekerim. Buket Karakurt. Merhaba. Hayta yollarda. YouTube'dan evet. Takip edin arkadaşlar. Destek olalım lütfen. Dede üzmeyelim. Sahip çıkalım. Dediğim yandaydı. Daha sonra devletin yaptığı görüşmeler sonrasında gibi büyük aileler. Yola çıktık arkadaşlar. Musa Penida'ya gidiyoruz. Ada orası. Orada da 4'er kişilikten 5 tane araç olacak. O adayı gezdirmek için 4 tane farklı lokasyona olacak. Bir tanesinde yüzecekmişiz. Diğer üçünde yüzmüyoruz. Hepsini tek tek göstereceğim. Feribotun kalkacağı yere doğru geldik. Yaklaşık 1-1,5 saatlik bir yol daha sürecek. Hatta 45 dakika. Saatlerimiz şu an 7.30-8. Feribot biletimizi aldık. Şimdi giriyoruz ama yani ben kaç tane yer gittim bu kadar kalabalık bir feribot istasyonu görmedim ya. İnsanlar dolaşmış resmen ya. Babacım nereye gidiyoruz? Tabii buradan tüm feriler kalktığı için büyük ihtimalle gemiler. Ondan böyle. Turla geldiğimiz için sıra beklemedik. Direkt buradan QR'ı okutuyoruz. Yukarı doğru yol alıyoruz. Kardeşim Onur, hayırdır aşka düştünüz 2 dakikada. Oğlum yengenize yanlış yapmayın bak. Ya şimdi Sezer gerçekten İngilizcem bizden iyi diye hemen gidip kızlarla iletişim kuruyorsun. Ama işimiz bu. Tek şeyimiz vücut dilimiz. Vücut. Teknemiz buraya doğru ilerliyor arkadaşlar. Yanımızda İlker ve Onur var. Abi anlatın ya, ne yapıyorsunuz İstanbul'da? Niye geldiniz Bali'ye? Senin yüzünden geldik. Gaza getirdik. Kandırdık mı sizi? Aynen. İşimizi aynen bıraktık. Malı mülkü sattık. Okuttuk her şeyi. Gezgin olduk. Ne yapıyorsunuz İstanbul'da? Yani ben 2-3 tane işle uğraşıyorum. Hem inşaat, hem tekne, hem reklam. İlker de kuaför. Beraber arkadaşız zaten. Siz arkadaş mı aynen olarak geldiniz aynen gruba? Kaç yıldır arkadaşsınız? Yani 2 sene falan oldu. Oo çok iyi. Nasıl tanıştınız? Saçı keserken mi? Evet. Bir saç kesimine gitmiştim, orada tanıştım. Berbere muhabbet çok, en delikanlı muhabbettir. Çok yetenekli bir kuaför. Yani. Kardeşim saçları keseceğiz mi benim? Nasıl keseceğiz? Sezar style. Sezar style. Deneriz, onu da yaparız. Bali'de saç kesmedik demeyiz. Bu akşam da Fener maçını izleyeceğiz, ona göre. Aynen abi. 12'de. Ya bir şey olmaz, ona geçtik ya. Valla gidiyoruz ama. Yengemiz. Bekleyelim bakalım yenge. Valla yenge geliyorsa ben buradan iki halka yerim arkadaşlar bu saatten sonra. Yenge demeseydi. Hak eder ama. Gerçekten. Bize bindik. 4 tane 300'lük motor var. Hayvan gibi gidecek muhtemelen. Teknemizin içi de bu şekilde. Evet. Hayta Akademi'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pizzam da var, pizza ister. Salonumuz klimalıdır. Lütfen çocukları pistten alalım. Tekne bayağı boş aslında. Çok fazla doluluk oranı yok. Diğer tekneye kıyasladığımızda. Diğer tekne tıklım tıklım dolu. Hani mülteci teknesi mi diye düşünmeye başladım. Çünkü içeride Hayta farkı. Hayta farkıyla VIP evet uçuyoruz. Aynen. Bakın ayaklar ne kadar geniş diyecektim aynen de o olmadı, o olmadı. Neyse o detayı sileceğiz artık. Efendim rehberimiz. Ne haber tatlım? Nice to meet you. Çok tatlısın. Thank you. Have a good day in Musa Penida. Bye bye. Bye bye. Bariyle AES olduğumuz yerlere, adalarımıza gelmiş bulunmaktayız dostlarım. Musa Penida Adası. Şimdi adadan yukarı doğru çıkıyoruz. 4 tane araç bizi alacak. Kimisinin midesi bulandı, kimisi sağlam. Sallanıyor burası. Biliyorsunuz tekne biraz zor iştir. Herkes yapamaz, kusturabilir. Dostlar, abi geldik. Musa Penida takım adalarının en büyüğü. Musa Penida'dayız. Şu an ada burası mı? Ada burası, burada yüzeceğiz. Hava mükemmel. Bali'den 4 derece daha sıcak bir yer. Zor şartlarda. Baba niye bunu böyle yapmışlar? Su patlamış herhalde bir yerde. Yağmur yağınca buranın daha altyapısı gelişmedi. Bali kadar. Evet. Bu yine iyi hali. İyi hali. Önce geldiğinde. Yüzerek gidiyorduk. Avatarlaydı. Şu an iyi. Evet. 4 yere gideceğiz. 4 yer. Crystal Beach, Diamond Beach, Kellingham Beach,
diğerinin ismini unuttum. Angel Beach galiba. Angel Beach. Aynen. Bir tanesi de yürüyeceğiz. Diğerleri fotoğraf ve profesyonel video. Aa, profesyonel evet. Video. Rehberlerimiz aynı zamanda iyi bir fotoğrafçı ve videocu profesyonel. Oo, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi lan. Çok iyi. Sen nerelisin? Where are you from? I'm from this island. Island. Oo. Vlog, vlog from YouTube. YouTube, YouTube. YouTube. YouTube'a. Okay, YouTube. We need to follow you, brother. Yes. I'm a parking under the and the okay. Zero traffic. Bro, yeah. I need to pee. Pee. Got a place to pee? Okay. Bella konda mugundu. Ekibimizle yola çıktık arkadaşlar. Biraz rampa çıkıyoruz. Yollar çok bozuk. Haberiniz olsun. Geldiğinizde böyle bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Yavaş yavaş düzeliyor şu anda. Ekip de burada. Şampiyonlar Ligi. Herkes Fenerli arkadaşlar. En büyük Fener. Daha iyisi yok. Kardeşim de Fenerli. You're from Fenerbahçe, yes? Şey geldik ya. Abi Broken Beach'e geldik. Adadaki ilk durağımız. Adada ulaşım gördüğün gibi şu karşılara falan yapılıyor kanka. Ya da motosikletle yürüyerek hiçbir yere gidemezsin. Evet ya. Yaklaşık 20 dakikalık mesafe. Burası benim adada en sevdiğim yer. Aa. Benim daha çok beğeniyorum. Özellikle drone kullananlar için müthiş manzaralar. Drone'u yapabileceğiz mi? Tabii. Burada kral havuzu var. Çok orada şimdi drone'u kaldırırız abi. Tamam abi. Masmavi. Üf. Üf seversin. Bayılırım. Burada denize giremiyormuşuz arkadaşlar. Dalgalar büyük evet, olduğu için. Ama ve lakin şey yapabiliriz. Sonra gideceğimiz yerlerde sonra gideceğimiz yerlerde zaten şey yapacağız. Yüzme hakkımız olacak bir yerde. Hemen burası. İlk yerimiz burası dostlarım. Bakın böyle bir havuz geçiyor içerisinden. Denize açılan bir yol ve burada bir kayalık. Ama içerisinde balıkların yüzdüğü. Dursak zoomlanmış hali bu şekilde dostlarım. İçerisinde balıkları vesaire de görebiliyorsunuz. Su pırıl pırıl. Çok güzel. Bayağı da insan var ha. Buraya bayağı turist geliyor. Şu taraf komple insan. Bayağı bayağı insan var. Şimdi buradan da fotoğraf çekilenler şu kaya ile beraber güzel bir görsel oluşuyor. Tabii yukarıda daha devam edeceğiz galiba. Şu drone artık. Açalım. Şu şeyde açalım. Bu kurban olduğum drone'u bir açalım ya. Açacağız. Ya bak gözünün yağını yiyeyim. Melek çıkmazı. Melek çıkmazına gidelim. Şu değil mi? Şu havuz içindeki. Evet, kral havuzu, melek havuzu. Kral havuzu mu diyorlar ona? Diyen parak da burası melek havuzu. Buraya giriyorlar yüzmeye. Çok güzel ha. Bu son döneminde. Aa. Dalga bir geliyor kardeş 8 metre. Aha. Selam diyorsun. Sonra seni alıp bir götürüyor. Kayboluyorsun. Ölüyorsun, gelemiyorsun. İşte o yüzden melek oluyorsun. Diğer bir üste geldik dostlarım. Burada çocuk yukarıda görüyorsunuz. Buradan sizin resminizi çekiyor. Aynı bizim kardeşimizin şu anda alındığı yer gibi. Güzel bir görüntüsü var buranın. Tamam, drone da aşağıda bak arkadaş. Oo, buranın sahili çok güzelmiş ha. Sıradaki destinasyonumuz Clinton Beach arkadaşlar. Burada ne yapacağımızı çok bilmiyorum açıkçası. Clinton Beach. Tamam. Clinton Beach. Clinton? Clinton. Clinton. Ha, Clinton. Okay. Yeah, the ship is like this one. Ah, like this. The rock like around like this one. Hello. Rock looks like that. Okay, cool. Clinton. Let's go there. Öyle mi? Bence öyle. Daha önceden geldiniz mi efendim? Gelmedim ama gördüm. Fotoğraflarda çok mu iyiydi? Yerlerden bir tanesiydi. Beklentileri karşılar. İnşallah. Bak beklentiyi çok büyük verdin abi. Aşağı inince perişan ederiz yani. Sorun değil. Ona göre bak. Sorun değil. Okay. But the others are coming. Abi. Abisi. Haytanın üst versiyonu. Update edilmiş hali. Evet. Ben de buraya gelince öğrendim. Efendim isminiz ne? İsmail. Hayta diyorum şimdi. Hayta 2. İsmail versiyonu Hayta. İsmail. İsmail de burada. Hayta X kamu. İsmail İbrahim çok fark etmiyor zaten abi. Evet. Tuvaletlerde arkadaşlar 5 bah, şey 5 rupi, 5k rupi. Eğer duş almak isterseniz de 15k rupi. Yani 15'i 1 dolar yapıyor. 5'i 330. 33 yapıyor. 33 cent yapıyor. Nusa Penida adası. Tişört mü? Oo, bayağı tepeden iniyoruz lan. Burası hep tepeymiş değil mi ya? Hiç böyle sahile inen yer yokmuş. Yani dümdüz sahil. Grubumuzun devamı aşağıda.
Adam dedi. Dedi en iyisi dedi. Kesinlikle. Boşuna demedi. Hazır mısınız? Tarararam. Cennete bak, cennete. Kurban olduğum ya Rabbim, neler yaratıyor. Keşke şuradan bir köpek balığı geçse de görsek ya. Benimki daha el işte. Herkese bu çocuklar burada sıra tutuyor sözde. Böyle fotoğrafları falan çekiyorlar para karşılığı. Siz de çekeyim hızlıca. Burada yavru maymunlar var arkadaşlar. Allah, tipe bak, tipe tipe tipe. Lan Süleyman. Bak nasıl alıyor bunu. Küçücükler ya. Düşürdün lan, düşürdün. Yemeği düşürdün. Ulan maymun kadar fotoğrafım bak. Şuna bak. Bakayım. Bak. Maymunun daha iyi fotoğrafı. Maymunun daha iyi fotoğrafı. Bak bu da anneleri galiba. Memeleri var. Bunun da var. Oğlum dur lan, zıplama. Bak bak. Hayal foto. Kaç dakika abi? 10 dakika, 25 dakika abi. Hemen hızlıca yiyelim, sahile gidelim. Tabii. Şu an her yediğimiz vakit denizden, biçten çaldığımız vakit. Okey. O yüzden hızlıca yiyip gidelim. Ne kadar hızlı yersek o kadar biçe vakit ayırırız, bilginiz olsun. Şimdi restorantayız. Burnuma İyi kokular gelmiyor. Çünkü tütsü yakmışlar. Sipariş vereceğiz. Dostlarım, şimdi yemeğimizi yedik. Yavaştan buradan kalkış yapıp sahile doğru adım atacağız. Biraz şiştik sanki, değil mi? Yemek yedikten sonra bir ağırlık geldi. Tam sahilde uyumalık böyle güneşe. Evet abi. Yüzeceğiz, sonra tık diye atacağız kendimizi kumlara. Ne paylaşıyorum abi? Duydum. YouTube abi, bunların hepsi YouTube. Instagram story'yi vazgeçtik artık, bıraktık. Instagram nankör. Hak etmiyor bizi. Vallahi hak etmiyorlar. Değil mi abi? Öyledir. Evet, nereye şimdi? Şimdi Kristal Beach'e gidiyoruz. Orada mı yüzeceğiz? Aynen, biraz sevimlilik. Bir yüzelim kardeşim, bir kendimize gelelim ya. Bali'ye geldik diyelim ya. Seversin. Severiz. O zaman hayırlı işler. We're going to Crystal Beach, huh? Istanbul. It's beautiful. Beautiful, okay. Crystal Beach'e gidiyoruz arkadaşlar. Deniz gözüktü valla. E hava bozdu gene ya. Böyle bir şansımız olabilir mi arkadaşlar? Ne zaman denize gitsek hava yağmur yağıyor. Ya da güzel bir yere gidecek olsak yağmur yağıyor. Buranın Nusa Penida Adası'nın en güzel sahillerinden biri olan Crystal Beach'e geldik. Fakat maalesef hava gri olduğu için deniz de güzel gözükmüyor arkadaşlar. Bir de dalga büyük yani. Bak şimdi gelen dalgaya bak. Ooo. Baya büyük ya. Burada bitiyor ama. Oley. 15-20 dakikamız kaldı. Turlu olunca çok fazla zaman kaybı yaşandığı için maalesef yetişemiyoruz her yere. Ondan böyle bir durum yaşanıyor. Bir de herkes oyalanıyor ekstrada. Nusa Penida Adası'nda da yüzmedik demeyiz. Bali'de de yüzdük arkadaşlar. İçeride böyle karides gibi şeyler var. Üstüme yapışıyor, ısırıyorlardı. Çok ilginçime gitti. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Yıl 2018. Böyle bir yerde yürüyorum. Tamam mı? Arkamda Fethiye. Yok, yıl 2019 ya da 2020. Tövbe, yalan olmasın. O zaman diyorum ki işte dünyayı gezeceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Harbiden geziyorum şu anda. Geziyoruz beraber. O zaman söz verdiklerimin hepsini yerine getiriyorum. Daha farklı sözler de vermiştim o zaman. Dedim ki hep beraber de gezeceğiz. İlerleyen dönemde inşallah öyle de yapacağız. Şimdi mesela İbrahim Hayta, yani öyle tanırsınız. Bu şekilde yapıyor. Biz de ileride yaparız. Hep beraber de yaparız. Hayta'yla da yaparız. Böyle güzel organizasyonlar da düzenleriz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi feribota gidiyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kardeşim teşekkür ederim. Bu tur evet, için. Rica dünkü ederiz. Tur için çok güzeldi. Rica ederiz. Herkesi bekleriz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bali'deyiz. Evet. Yeni evimiz Bali mi artık? Evet, bundan sonra Bali'deyiz. Balililer. Teşekkürler.